Evet, 23 Şubat 2018 Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Son birkaç günde yine Türkiye'de, dünyada, Alice Harikalar Diyarı'nda neler olmuş bir bakalım. Bir hatırlatma, biliyorsunuz biz bu haberleri hazırlarken bile bir sürü haber, komik, garabet, eğlenceli haberler giriyor ama biz hepsine yetişemiyoruz maalesef. Ancak seçebildiğimizi seçebiliyoruz. Şimdi bugün ilk haberimiz, Türkiye'de ilk defa bir imam Diyanet'i eleştirdi. Dedi ki bu kadar para toplanıyor cemaatten ama bu paralar nereye gidiyor, nasıl harcanıyor hiçbir malumatımız yok dedi. Adamın başına gelecekler belli. Ne oldu? İlk önce imam hakkında soruşturma açıldı. Daha sonra imam açığa alındı. Şimdi bu imam çıkıp deseydi 10 yaşındaki çocukla evlenilir, İşte genç kaynananın eli öpülürse şehvet olur, asansöre yabancı kadınla girilirse halvet olur deseydi ne olurdu? Bu adam müftü olurdu, bu adam işte Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olurdu, vekilli olurdu, olurdu da olurdu. Şimdi camiden, Diyanet'ten filan konu açılmışken bir görüntü vardı birkaç gün önce. Bu yeni bir görüntü mü yoksa sonradan mı eklenmiş bilmiyoruz ama bir caminin gizli kamera görüntüsünden orada hırsızlık yapan bir adam görülüyor. Camiye böyle sureti haktan, siz bilirsiniz onları, sureti haktan giriyor sanki namaz kılıyormuş gibi. Orada milleti söğüşlüyor, işte abdest alan adamın ceketinden parasını alıyor vesaire vesaire. Şimdi tabii bu örnek aslında bilinen bir örnek. Biliyorsunuz bunların bazı modelleri var, bu hırsız modelleri. Çok güzel Kur'an okuyorlar, bildiğiniz gibi değil. Yani çok güzel Kur'an okuyorlar ama hırsız adam. Hırsız yani. Türkiye'de son birkaç günde ne konu vardı? Evet, bir de zina vardı. Evet, zina yasası, zina kanunu tekrar hazırlanacaktı filan. İşin garibi, ne kadar çok böyle çocuk istismarından bahsedilirse bunlar zinaya çeviriyor meseleyi. Ya kardeşim, zina değil, çocuk istismarı önce. Çocuk istismarını önlersen sen zina değil, zina iki tane yetişkinin kendi aralarında günahları boynuna, yani yaptıklarını bilemeyiz. Ama şimdi sen çocuk istismarı yapıyorsun, yani onu demek istiyoruz, yok zina. Bakalım nereye varacak bu iş. Evet, diğer haber de Alice Harikalar Diyarı'da. Son birkaç gündür gayet renkli ve neşeliydi. Tam bir cümbüş vardı arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı çıktı, ne dedi? Öğrenci başına düşen öğretmen veya öğretmen başına düşen öğrenci sayısı konusunda Japonya ve Güney Kore ile baş başayız. Fransa'dan çok daha iyiyiz falan dedi. Şimdi bu acaba KHK'larla atılan öğretmenler de dahil mi hariç mi? Yani bu ortalamayı bozuyor mu? Hani onu bilmiyoruz tabii. Bu birincisi. Sonra ümmetin lideri çıktı, morali verdikçe verdi millete, verdikçe verdi. O da çıktı, dedi ki dünya kalkınma değerleriyle işte kalkınma oranı olarak dünyada ikinciyiz, gelir olarak birinciyiz filan dedi. Yani bu dünya derken galiba o bizim küçük dünyamız, yani ailecek filan. Ya çok garip bir şey. Demek ki insan gerçeklerden kopunca, koptukça Marie Antoinette'leşiyor. Marie Antoinette de öyleymiş. Yani Versailles Sarayı'nda 2 gün var. 2 gün sonra giyotinde kafası gidecek. Kadın hala işte ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler modundaymış yani. Tabii ki bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ümmetin lideri moral vermeye devam etti. Dedi ki insansız tank yapacağız dedi. Babam da karnende notların güzel olursa sana bisiklet alacağım derdi. Hiçbir zaman almadı o bisikleti. Şimdi bu tank meselesine gelince muhtemelen Konyalı bilim adamları yapacaktır bunu. 5 ila 7 gün arasında falan yaparlar diye tahmin ediyoruz. Yani insansız olması güzel. Zaten mümkünse insanlı bir şey yapmayın. Şu ana kadar yaptığınız hiçbir projede insan yoktu. İnsancılık, insaniyet hiçbir şey yoktu. Mümkünse insansız olması güzel bir şey gerçekten. Bunun bir satır arası var. Bunu söylediği sırada aslında şunu da söylüyor. Afrin'de ki operasyon sırasında insansız hava aracı düşürülmüş galiba orada YPG tarafından. Diyor ki düşürürseniz düşürün be demiş. Yani ben size göstereyim. Tekrar başlatmayayım. Yani düşürürseniz düşürün. Bizde ikincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Yani bu dil aslında toplumun diliyle uyumlu bir dil. Toplum buna çok çabuk uyum sağlıyor. Bunu da görüyoruz zaten yaşadığımız sosyal hayatta. Ha bir de ıslık çalmayın çok fazla bu aralar. Geçen birisi ıslık çalarken biliyorsunuz dövmüşler. 27 yıl hapsini istiyorlar. Millet tabii yok Kürtçe ıslık çaldığı için falan diye. Ben de burada geçen Korsikaca ıslık çalarken mesela hemen müdahale ettiler falan. Bu yani cinler şeytanlar geliyor falan ıslık çalarken. Ondan dolayı şey yapmayın yani. Öyle bir siyasi bir manası yok bunun. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kendinize iyi bakın. Pazartesi falan görüşürüz artık. Hadi.